bazı şeyler vardır anlatılmaz, bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır anlatılmaz, bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Sevgi çocuğun yüreğinde tanır, güzel umutlar yaşasın içinde. Gözlerinde hep ışık olsun senin çocuğun, dünyaya böyle bak sen ömrünce. Sevgi çocuğun yüreğinde tanır, güzel umutlar yaşasın içinde. Gözlerinde hep ışık olsun senin çocuğun, dünyaya böyle bak. Ya paran hazır diyorum, bıraksana kızı. Ulan bende o göz var mı? Ver parayı bırakayım kızı. Gerçi bırakmak hiç içinden gelmiyor ama. Para şu an yanımda değil. Ama seninle gidip alacağız. Ne bileyim bana bir oyun oynamadığınızı? Sana şerefim üzerine yemin ediyorum. Benim bu tip yeminlere karnım tok. Tamam, kız da gelsin, üçümüz gidelim. Eğer bir yanlış yaparsak kız elinde nasıl olsa. O zaman istediğini yaparsın. Ama eğer bir yanlışımızı görürsem, inanın acımam, keserim gırtlağını. Hiçbir yanlış olmayacak. Rahat bırak kızı. Bunlara gerek yok. Alacaksın paranı. Vay, demek yaşıyorsun. Dua et bıçak sürmene işi değildi. Yoksa buraya para almaya değil, helvanı yemeye gelirdim. Ben Karadenizliyim. Sürmene işi bıçaklar gerçek delikanlıların eline yakışır. Senin gibi lacivertlerin değil. Kes tıraşı. Derin parayı bitirelim bu işi. Al. Al paranı da rahat bırak çocuğu. Al. Ne kadar var burada? $5,000. O kadar almış çocuk senden. $2,000 da faizi olacak. Almadan hiçbir yere gitmem. Çabuk olun. Ya yok başka para. Aldın işte paranı. Onu da sonra veririm hadi. Olmaz. Bulun bir yerde. Ben alsaydım şu paraları. Bunlar olmazdı. Gitti paralar, gitti. Yine alacağız dolarları. Merak etmeyin Ali Hanım. Siz onu da kaptırırsınız. Bana bakın, bu sefer de paraları kaybederseniz sizi affetmem ona göre. Polisi de ararım, Tarık Bey de. O zaman siz de yanarsınız Ali Hanım. Yanarsam yanayım. Bundan kötü olmaz durumum. Ya alacaksınız diyoruz paranızı Ali Hanım. Alacağım tabii. Hem de fazlasıyla alacağım. Tarık Bey bana çok güveniyor. Çünkü Yeşim'le arasında bir köprüyüm. Aslı onun yanında olduğumu sanıyor. İkisi de kontrolümde yani. İşte bu iyi haber. Peki Melis işini ne yapacağız? Sen bir süre daha mesajlarına devam et. Melis'i olaya sonradan daha özel bir şekilde sokmak istiyorum. Peki, nasıl istersen. Sabah sabah bankada ne işiniz var acaba Tarık Bey? Üstelik muhasebe müdürünüz ve bir yığın çalışanınız varken neden kendiniz geldiniz? Bu işin içinde bir iş var Kenan. Baba, neredeydin söyle çabuk. Aslı delirdin mi sen? Ne biçim bir üslup bu? Evet delirdim. Söyle neredeydin? İşim vardı, sana hesap mı vereceğim? Evet vereceksin. Ne işin vardı baba? Aslı kendine gel, sabrımı taşırma benim. Benim sabrım çoktan taştı baba. Kocamla birbirimize girdik. Sebebi Yeşim. Babamla aram açıldı. Sebebi yine Yeşim. Evliliğim çok kötü gidiyor. Sebebi yine Yeşim. Bu kadından bıktım artık. Ben de senin saçmalıklarından bıktım artık. Saydıklarının tek sorumlusu sensin Aslı. Doğruyu söyle baba. Yine o aşağılık kadını görmeye gittin değil mi? Sen çok oldun artık. Çizmeyi aştın. Ben de hata. Onun bunun gönlünü almaya çalışırken ömrüm geçip gidiyor. Hayatımı çocuklarıma adadım. Karşılığında gördüğüm muameleye bak. Ama artık yetti. Anladın mı? Yetti Aslı. Artık kendi hayatımı yaşayacağım. Ah Tarık Bey, buyurun hoş geldiniz. Kusura bakmayın böyle habersiz geldim. Ama Yeşim'le görüşmem lazım. Tabii izniniz olursa. Estağfurullah. Tabii buyurun. Ben hemen çağırayım. Teşekkür ederim.
Tarık Bey, hoş geldiniz. Yeşim, kusura bakma, haber vermeden geldim. Rica ederim, hiç önemli değil. Çok teşekkürler. Yeşim, sana bir şey sormak istiyorum. Tabii Tarık Bey, sorun lütfen. Yeşim, benimle evlenir misin? Tarık Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Biliyorum. Böyle bir şey beklemiyordun ama... Yeşim... ben seni seviyorum. Geçmişte Yiğit ve Aslı'yla neler yaşadığının bir önemi yok benim için. Ama siz beni tanımıyorsunuz. Ben de sizi tabii. Birlikte çalışırken ben seni yeterince tanıdım. Sen benim için çok önemli oldun. Seni düşünmeden bir anım bile geçmedi, inan. Tarık Bey, ben... Hayır, hayır. Bana şimdi cevap vermek zorunda değilsin ama lütfen düşün. Biliyorum, hiç kolay değil. Özellikle Aslı gibi bir faktör var ortada. Önemli olan o değil. Ben sizden böyle bir şey beklemiyordum. O zaman bana en azından söz ver düşüneceğin konusunda. Peki, düşüneceğim. Teşekkür ederim. Ben artık gideyim. Hoşça kal. Güle güle. Demek Tamer'in motorunu hanıma mı aldı? Öyle. Ne yapacaksa? Satacaktır herhalde. Kaçırmaz böyle fırsatları. Tamer çok üzülecek. Gözü gibi bakardı o motora. Çok severdi. Önceden düşünseydi. Evet, motorundan vazgeçemezdi hiç. Aman, bahsetmeyin şundan. Şeytan görsün yüzünü. Hepimizi yaktı. Öyle deme Ceren. O kadar da kötü biri değildi. Nasıldı peki? Beni kandırdı. Ona güvenmiştim. Ceren bir bakıma haklı Bilge. Hepimizin hayatını tehlikeye attı. Ne bileyim, çok korkmuştur. Düşünmeden hareket etmiş olabilir. Baştan beri düşünmeden hareket etti o. Neyse, kapatalım şu konuyu. Ay, yine lafa daldık, geç kaldım. Ben gidiyorum. Aman koş, hanımım bekler. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz Bilge. Tarık Bey gitti mi Yeşim? Evet abla. Çok çabuk gitmiş. İşi varmış, fazla kalamadı o yüzden. Çok sık gelmeye başladı bugünlerde. Olaydan sonra galiba biraz kendini suçlu hissetti. O niye suçluluk hissetmiş? Asıl suçlu kızı. O kızına sahip olsun. Ne kadar sahip olacak ki? Koskoca kız. Adam ne yapsın? Ayrıca sonuçta kızı. Ne o? Tarık'ı mı savunuyorsun? Hayır, ondan değil. Bana söylemediğin bir şey mi var Yeşim? Şey, abla, Tarık Bey bana evlenme teklif etti. Ne? İnanamıyorum. Nasıl olur bu? Ben de anlamadım ama çok ciddiydi. Bana biraz düşün dedi. İnanamıyorum. Böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmemişti. Benim de. Motor güzelmiş Mahmut abi ha? Öyle Osman. Bana gençlik günlerimi hatırlattı. Ne yani, sen gençken biner miydin motora? Tabii, motorum vardı. Hatta çetemiz bile vardı. Vay be Mahmut abi, sen neymişsin? Tabii Osman, ne sandın? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ha? Şey için Hayri Hanım, sadece bakıyorduk. Çek elini. Dokunup durmayın, bozacaksınız bir tarafını. Merak etmeyin, Mahmut abi tecrübeliymiş bu konuda. Yok canım, hiç ipinden belli olmuyor. Bizim de vardı gençliğimize motorumuz Hayri Hanım. Sen gençken motor icat edilmiş miydi? Ne yani, ben o kadar yaşlı mıyım? Sen gençken bisiklete binmişsindir, bize motor diye yutturmaya çalışıyorsun. Hadi durun, şu kağıdı asayım. Neymiş o? Dur be dur, görmüyor musun? Bak, bak, satılık yazıyor. Dikkat edin, soran falan olur, kaçırmayalım. Hoppala, siz bu ekonomik krizde bu motoru çok zor satarsınız Hayri Hanım. Satarım ben, merak etme. Babamla kavga ettim Yiğit. Bu kavgalar çok sık olmaya başladı. Ne yapayım? Babamın gözünü açmaya çalışıyorum. Bunu kavga ederek başarabileceğini sanmıyorum. Sanırım haklısın. Babamı Yeşim'den çekip alamayacağım galiba. Bence sen abartıyorsun. Baban Yeşim'le bir zamanlar nişanlı olduğumu biliyor. Bunu bile bile onunla birlikte olabilir mi? Sen babamı tanımıyorsun. Babam senin durumunu küçük bir ayrıntı olarak görür. Orasını bilemem. Bana yapmazmış gibi geliyor. Bak Yiğit. Babam her an Yeşim'i koluna takıp getirebilir. Sen bu durumun ciddiyetini kavrayamadın bir türlü. Böyle bir şey olursa bu evde bir dakika bile kalmam. Niye sesiniz çıkmıyor? Ne söylememi istiyorsunuz Hayri Hanım?
Deminden beri bekliyorum, hala paradan bahsetmediniz. Ha, o mesele. Tabii ya, o mesele. Ben söylemesem sizden bir şey alamayacağım. Zaten verecektik Hayri Hanım. Önceden konuştuğumuz gibi sizin payınız fazla. Bakalım öyle mi? Bakıyorum keyfiniz yerine geldi Hayri Hanım. Tabii gelecek. Size katlanmamın karşılığını ilk defa alıyorum. Artık bize de eziyet etmezsiniz herhalde. Ama o musluk sürekli akmayabilir. Bence siz önleminizi almayın. Sağ olun. Sayenizde biz de akıllandık. Şuna bak. Ya hanımın değiller şu sürekli. Çabuk içeri git. Çabuk oynayalım. Çabuk. Bu sefer de keyfinden dövüyor kızcağızı. Ne düşünüyorsun Tarık Bey'in teklifi hakkında? Bilemiyorum. Karar vermedim daha. Bunu yapamazsın Yeşim. O adamla evlenemezsin. Neden evlenemem abla? Bugüne kadar çektiğim sıkıntılara son vermiş olurum. Ya tamam, Tarık'a aşık değilim ama bunu bir mantık evliliği olarak görebilirim. Peki hiç Yiğit'i düşünmüyor musun? Neden düşüneyim? O da beni düşünmedi zamanında. Bunda onun da suçu yoktu. Aslı tarafından kandırıldı. Ama Aslı'nın gerçek yüzünü gördüğü halde hala onun yanında. Bu şekilde konuşma lütfen. Yiğit böyle biri değildir. Ama hayatımı sürekli Yiğit'i düşünerek yaşayamam. Bir inat uğruna o adamla evlenme Yeşim. Bu hiçbir şeyi çözmez. Bu şekilde mutlu olamazsın. Mutlu olma ümidimi çok daha önceleri yitirdim ben. Artık mutluluk peşinde değilim. Peki kızım, nasıl istersen öyle yap. Yine de ben seni uyarmak istedim. Farkındayım abla. Ama lütfen bırak da bu konudaki kararı kendim vereyim. Acele karar verme. Çünkü bu çok hassas bir konu. Hem de sen bu sıralar pek sağlıklı düşünemiyorsun. Önemli bir olay atlattın. Kendini bir şeylere mecbur hissetme. Umarım bunları Yiğit'i benden sakınmak için söylemiyorsundur abla. Böyle düşünmeni üzüldüm Yeşim. Melahat abla, öyle demek istemedim. Özür dilerim. Motoru da Hayri'yi elimizden aldı. O ne yapacak ki motoru? Satacak herhalde. Tamer motoru da kaybetti. Hala ortaya çıkmadı. Çok sorumsuz bir çocukmuş. Beni de hayal kurukluğuna uğrattı doğrusu. Ceren ne alemde? Ceren de Tamer'i bir daha görmek istemiyor. Daha büyük dertleri var başında. Baba Sado'dan bahsediyorsun değil mi? Evet. Paranın bir kısmını aldı ama gerisi için geri dönecektir. O adamdan kurtulamayacağız galiba. Para bulmak lazım. İşte bütün bunlar Tamer'in suçu. Adamı başımıza sardı, kendi ortada yok. Ne yapacaksın? Ne bileyim. Ceren'in peşine takılırsa diye çok korkuyorum. Osman abiden yardım iste. Onların da başını yeterince derde soktuk. Yine de çare bulamazsak onlara danışırız. Yok yere başın belaya girdi senin de. Ben bir şekilde sıyırırım ama adam bu sefer de Ceren'i rahat bırakmayacak. Şakası yok. Parayı almazsa neler yapacağını düşünmek istemiyorum. Sorma. Adam tam bir bela. Neyse, o tekrar gelmeden önce biraz zamanın var herhalde. Umarım vardır. Adamın sağ solu belli değil ki. Yarın çıksa karşıma şaşırmam. Neyse üzme kendini. Bir çaresini bulacağız artık. Tek çare para. Başka kurtuluş yok. Polisi de unutma. Düşünüyorum. En zararsız nasıl kurtulursak artık. Şuna bak. Hala hazır olmamış masa. Git hanımım, ben yemeği getireyim. Git getir. Beyler, ne bu şıklık? Hayırdır? Hayri Hanım, paraları aldık. Mahmut abiyle bir kutlayalım diyoruz. Hmm. Yemek yemeden mi gidiyorsunuz? Dışarıda yiyeceğiz. Oradan da eğlenmeye gideceğiz. Hmm. Bugün gazetede ismini gördüğümüz bir yer vardı. Oraya gideceğiz. Oo. Neydi oranın adı Osman? Bayıla Mahmut abi. Bayıla. Aa, sosyete yeri orası. Sizi almazlar ki oraya. Niye almasınlar ki? Para konuşur böyle durumlarda. Sanmıyorum ama eğer almazlarsa komedi animasyon grubundanız değil, belki alırlar içeri o zaman. Siz geçin dalganızı. Bu ülkede parası olan yaşıyor Hayri Hanım. Bizim de olduğuna göre artık biz de biraz yaşayalım dedik. Çok iyi söyledin Mahmut abi. Bu gidişle yakında sizin paralar suyunu çeker. Tarık abimiz sağ olsun. Bitince yine isteriz. Tabii canım. Tarık da para bol nasıl olsa. Her gece bayılada bizi doyuracak, eğlendirecek kadar parası vardır adamın. Ama o musluk sürekli akmayabilir. Bence siz önleminizi alın, değil mi? Dışarıda bir hayat var Hayri Hanım. Biz yaşayalım diye. Sizin gibi parayı yastık altı yapıp mezara götürmeye niyetimiz yok.
Çok şık olmuşsunuz Osman abi. Sana fikrini soran oldu mu Bücür? Sağ ol Bilgecim. Ha bana bakın, dikkat edin çok içmeyin ha. Niye içmeyelim? Bugün bizim günümüz. Değil mi Osman? Öyle Mahmut ağa. Hadi çıkalım. Hadi bakalım gidin de dönüşünüzü bakalım. İyi geceler efendim. Güle 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 güle. Güle güle moruk. Gidin gidin. Dönüşe sizin için düşündüğüm sürpriz bakalım hoşunuza gidecek mi? Bugün keyfim yerinde. Her şey istediğim gibi oldu. Bunu duyduğuma sevindim. Tarık artık bana çok güveniyor. İpleri iyice elime aldım. Bugünler için çok çalıştınız. Hak ettiniz. Evet. Çocuklarına bile benim kadar güvenmiyor. Bu yeşim olayındaki çabalarım işe yaradı. Sırada ne var? Sırada X-Men'in küçük hanımla buluşması var. Ama bu onun için çok büyük bir sürpriz olacak. Evet. Bana eğlenecekmişiz gibi geliyor. Eğlenmek mi? Bu işi ciddiye almanı istiyorum. Alıyorum zaten. İyi. Kıza mesaj at. Gerekli hazırlıklara başla. Tabii merak etme. Ben o işi hallederim. Bundan sonra çok dikkatli hareket etmeliyiz. Çeker çekerim. Aman başım çökertme. Ya Mahmut abi çökertme değil ya. Biz bayılada. Bayılada. Ya. Ay linç ayra. Linç oluyor bayılada. Nasıl ama böyle şıkır. Ne güzeldi değil mi ya? İlahi Osman. Mideme ağrılar girdi. Aç şu kapıyı. Yoksa şuradan sızacağım şimdi. Tamam tamam. Ya. Tamam Mahmut abi açıyorum. Tamam ya. Ay Allah. Ha. Kapı kilitli abi. Yapma ya. Vallahi kilitli. Vay Allah. Anahtar mı? Hey. Anahtar mı? Anahtar mı? Yok mu kimse ya? Osman abi. Mahmut amca. Buraya gelin. Şşş. Bir ses geliyor bize abi ya. Bak pencereden. Kim çağırıyor ya? Kızım ya açsana şu kapıyı bize. Açamam Osman abi. Hanımım anahtarı da yanına aldı. Şu kadının bizimle itecek bakışmasından bıktım vallahi. Şimdi ne yapacağız peki? Pencereden girin isterseniz. Doğru. Tamam önce sen gir Mahmut abi. Hadi. Tamam. Hadi verelim. Hadi bakalım. Bakalım burada. Hanımım değinlersin. Seni gidi işbirlikçi. Çabuk içeri geç çabuk. Çabuk. Nerede zıkkımlandın siz? Oraya gidin siz de hadi. Ya Hayri Hanım yapmayın böyle şeyler hem be. Hem size niye kızıyorsunuz? Kendi paramızla gittik. Size ne zararımız var? Benim evim sarhoş yatakhanesi değil. Gidin paranızla bir otelde kalın. Beni hiç ilgilendirmez. Yoksa sizi götürmedik diye mi kızıyorsunuz? Başka bir akşam da beraber gidelim. Hadi oradan zibidiler. Siz sarsanız ben sizinle bir yere gider miyim? Uzatmayın da defolayım ben hadi. Allah. Ya Mahmut abi, ne yapacağız şimdi? Gidip bir otelde kalalım mı ha? Osman, benim kıpırdayacak halim yok. Bahçene bir yere kırılıp yatamıyorum. Tamam Mahmut abiciğim, sen şimdi şuraya kıvrıl, tamam mı? Şu koltuğu buraya getirin. Tamam abiciğim. Of. Oyda, işte tezgah hazır. Hayırlı geceler. Horlardan rahatsız olurum. Ne bayılaydı be. Bayıldık. Vallahi bayıldık be. Şuraya bak, şuraya bak. Pis ayyaşlar. Kalkın hadi. Bahçemi işgal ediyorsunuz. Hadi kalk. Yapmayın ya. Bize şarapçı muamelesi yapmaktan vazgeçin artık. Hem suçlu hem güçlü. Laf yetiştirme de kalk hadi. Hadi sen de kalk. Kalk hadi. Her yanım tutulmuş. Şuraya bak. Adamın oturacak hali kalmamış. Hiç olmazsa onu düşünseniz. Niye düşünecekmişim? Benim çocuğum mu? Koca adam. İçmeye gezmeye gelince gençleşiyor ama değil mi? Sizin gibi insansını tanımadım. Bu yaşıma geldim. Bunca alem. Bunca insan tanıdım. Vallahi billahi sizin gibisini tanımadım. Aman sus konuşma. Ben de sizin kadar yüzsüzünü görmedim. Hadi toparlan. Hadi sen de. Canımı sıkmayın hadi. Tamam Hayri Hanım tamam. Uşuklar. Hadi. Ay. Hadi Mahmut abi. Ay. Kalk hadi. Hadi.
sen. Ay, yürü. Tamam Hayri Hanım, dışarıda tamam gel ya. Hadi. Yürü. Hadi. Gidin hadi. Hadi kapı dışarı hadi. Hadi gidin gidin hadi. İkiniz de yani kovuyorum. Evet kovuyorum yani, hadi yürü. Yani. Allah Allah. Melahat abla. Ne olur konuş benimle. Böyle yapma bak. İnan içim acıyor. Hem Tarık Bey'e bir cevap vermiş değilim ki daha. Yani ben de bir karar vermiş değilim. Anlaşılıyor ki senin de o adamda gönlün var. Bilmiyorum abla. İnan bilmiyorum. Son zamanlarda kendimi o kadar yalnız ve terk edilmiş hissettim ki. Bir tek o yakınlık gösterdi. Biz ne güne duruyoruz Yeşim? Ben, Suzan, Nezaket abla. Hepimiz senin yanındaydık. Üstelik de Tarık Bey gibi çıkar gözetmeden. Ablacığım bunların tabii ki farkındayım. Biraz beni anlamaya çalış. Kusura bakma Yeşim. Hepsini anlamaya çalıştım. Ama bu konuda anlayış bekleme. İyi günler Melahat. Hoş geldin abla. Hoş geldin Nezaket abla. Aa, neyiniz var sizin kuzum? Ne oldu? Beni iyi dinle. Melis'e randevu ver. Buluşma yerinde sıkı önlem istiyorum. Kızı kaçıracağız. Tamam Suzan Hanım. Artık iyice köşeye sıkışacaksın Tarık Bey. Tarık denen o adam buraya geldi ve Yeşim'e evlenme teklif etti. Aa, sahi mi? Sahi ya. Düşünebiliyor musun? Sen kalk, damadının eski nişanlısına evlenme teklif et. Ama asıl beni üzen, Yeşim'in o adama haddini bildirip göndermek yerine düşünmek için zaman istemesi oldu. Bence Yeşim doğrusunu yapmış. Ne yani? Sen de böyle düşünüyorsun? Tabii, ne var bunda? Peki, hiç Yiğit'i düşündün mü Nezaket abla? Çocuk ne hale gelir? Peki Yiğit bu kızı ne kadar düşündü Melahat? Onu ortada bırakıp zengin kızla evlendi ama neler çekti Yeşim? Ölümden döndü ayol. Elbette bu çocuk da kendini düşünmek zorunda. Hayat akıp gidiyor. Geleceğini planlayacak tabii. Ömrünün sonuna kadar Yiğit'i beklemeyecek herhalde. Bak bunca şey oldu. Bir geçmiş olsun demeye bile gelmedi. Yeşim'i bırak. Seni bile aramadı. Hem demek Tarık Bey Yeşim'i gerçekten seviyor. Yoksa bu kadar olayın üstüne böyle bir teklif eder mi adam? İşte böyle Suzan Hanım. Sonunda Yeşim'e evlenme teklif ettim. Tebrik ederim Tarık Bey. Açıkçası şaşırdığımı söyleyemeyeceğim çünkü böyle bir gelişmeyi bekliyordum. Ama zamanlaması şaşırttı beni. Evet, ani oldu aslında. Aslı'nın sayesinde oldu biraz. Aslı Hanım'ın istediğini söylemeyeceksiniz herhalde. Yok canım, nerede? Ama onunla yine tartıştık. Bu sefer fark ettim ki ben ne dersem diyeyim Aslı fikri değiştirmeyecek. İstedim ki biraz ortalık durulsun, Aslı sakinleşsin. Ailemin desteğiyle böyle bir girişimde bulunayım. Ama anladım ki bu imkansız. Artık kendi hayatımı yaşayacağım. Yıllarca çocuklarım için didindim ama karşılığında bana hiç destek olan çıkmadı. Çok haklısınız Tarık Bey. İnanın en doğrusunu yapmışsınız. Hayat çok çabuk akıp gidiyor. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Aslı da zamanla kabullenecektir durumu. Umarım. Ama Yeşim bana henüz evet demedi. Düşüneceğini söyledi. Benden yapmamı istediğiniz bir şey var sanırım. Aslında var. Yeşim size çok güveniyor. Onunla bir de siz konuşsanız. Onu çok mutlu edeceğim inanın. Gerçek bu. Ama bunu benim söylemenden çok sizin söylemeniz daha önemli olur sanıyorum. Elbette Tarık Bey. Buna ben de inanıyorum zaten. Bugün de oraya gidecektim. Konuşurum Yeşim'le. Size minnettarım Suzan Hanım. Şu zor günlerimde çalışma arkadaşımdan çok dert ortağı oldunuz bana. Sağ olun. Rica ederim Tarık Bey. Erken geldim galiba. Kimse yok ortalarda. Bilge Hoca'da kadından kurtulamaz zaten. Sarp gelse bari. Biraz laflardık. Çay alır mıydınız? Evet, lütfen.
Günaydın güzelim. Ah! Ne işin var senin burada? Paranı verdik ya, kalanını da alacaksın, meraklanma. Sakin ol güzelim. Para için gelmedim buraya. Niye geldin o zaman? Senin için. Benim için mi? Ne o, şimdi de beni mi keseceksin? Cesur kızsın, hoşuma gitti. Seni keser miyim hiç güzelim? Benim derdim para falan değil artık. Derdim sensin. Ben seni istiyorum. Bana bak, saçmalama. Defol git buradan çabuk. Yoksa polis çağırırım. Bak kızım. Ben bir şey istiyorsam alırım. Bunu aklına iyice sok, tamam mı? Günaydın Bilge. Günaydın Sarp. Ceren nerede biliyor musun? Kafededir herhalde. Ben işe gitmeden seni yakalamak istedim. Ayrola, bir şey mi oldu yoksa? Yok canım, telaşlanma. Ben sadece seni görmek istedim, o kadar. Son zamanlarda bir sürü şey oldu. Onlarla uğraşırken birbirimizi göremez olduk. Daha doğrusu görüyoruz ama hep bir koşuşturma var. Ya öyle oldu. Bu haftaki izin gününde buluşalım mı? Ama sadece ikimiz. Oturur sohbet ederiz biraz. Ne dersin? Bilmem ki. Of. Geç abi. Çok içmişiz be Mahmut abi. Sorma. Uzun zamandır içmeyince fena çarptı vallahi. Bu arada farkında değiliz ama çok para harcamışız ha Mahmut abi. Son girdiğimiz pavyona hiç girmeyecektik Osman. Fena çarptılar vallahi. Olsun be Mahmut abi. 40 yılın başı bir keyif yaptık işte. Boş ver. Ne o? Gene mi geldiniz? Hmm. Ayaşlar, ayıldınız mı bari? Yani iyi ki bir gece içelim dedik Hayri Hanım. Burnumuzdan getirdiniz be. Biraz para buldunuz ya, dağıttınız kendinize. Nasıl olsa bitecek o paralar. O zaman görürüm ben sizi. Biterse bitsin. Paran için kazanılır, yaşamak için değil mi? Doğru söylüyorsun Mahmut abi. Mezara mı götüreceğiz sanki? Ya tabii. Haydan gelen huya gider nasılsa. Ne zaman alıyoruz 3. taksiti? Yavaş Hayri Hanım, yavaş. Gözünüz doysun biraz. Biz değil ama siz mezara götüreceksiniz bu paraları herhalde. Harcamadan istifliyorsunuz baksanıza. Bırak şimdi gevzeliği de sen soruma cevap ver. Daha yeni aldık Hayri Hanım. Biraz zaman geçmesi lazım. Aman iyi, çok uzatmayın da şu işi bir an önce bitirelim. Siz de nereye gidecekseniz gidin. Çöktünüz kaldınız evimde. Ne zararımız oldu size? Sayemizde dolar milyoner olacaksınız yakında. Sizi nüfuzuma geçirmediğim kaldı. Kazandınız ama beni de sizin hastası yaptınız. Aa, öf, öf. Evet doğru. Ya melaike gibi kadını ne hale getirdik Osman? Ya bizden de korkulur hani. Melis, ne işin var senin burada? Öf, sabahtan beri seni bekliyorum. Sonunda dayanamayıp karşılamaya geldim işte. İyi de ne oldu bu kadar sabredemedin? Benimle geliyorsun. Bugün çok önemli bir gün. X-Men'le buluşuyoruz. Senin adına sevindim ama ben gelemem Melis. İnan bugün çok işim var. Merak etme, babamla konuşurum. Hayır, olmaz. Zaten sayende orada çalışmıyorum da tatil yapıyorum sanki. Çok rahatsız oluyorum. Sen git gelince bana anlatırsın. Sen bilirsin. Ama dikkatli ol lütfen. Şu çocuğa güvenemedin gitti. Merak etme sen. Hadi görüşürüz. Aşk olsun Nezaket abla. Sen de böyle düşünüyorsun demek. Yiğit ikinizin de umurunda değil, öyle mi? Olur mu öyle şey? Hem kız daha evleneceğim falan demiyor ki. Hem evlense bile Yiğit buna ne karışır? O kendi yuvasını kurmuş. Sen merak etme abla. Ben artık kimseyi üzmek ve kimseye yük olmak istemiyorum. Ben sana yük oluyorsun demiyorum. Yine söylüyorum. Eğer o adamla evlenirsem bir daha seninle konuşmam. Aa, böyle kestirip atamazsın. Herkese merhaba. Hoş geldin Suzan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Yine bir sorun var herhalde. Bizim derdimiz hiç bitmiyor ki. Önemli bir şey değil Suzan. Otursana. Zaten oturacağım. O kadar kolay gidecek değilim. Ama seninle özel konuşmamız gerek. Tabii canım. Konuşun. Melan kalk. Biz içeride oturacaktık zaten. Sağ olun. Gel. Sakin ol Ceren. Ne oldu? O yine geldi. Kim yine geldi? Kim olacak? Baba Sado. Verdik ya parasını. Yine ne istiyormuş?
Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Ceren lütfen sakin ol. En baştan tane tane anlat bana şu olanları. Nasıl sakin olayım Sarp? Baksana hala ellerim titriyor. O herif manyak. Şimdi de bana takmış. Seni istiyorum diyor. Ne diyor? Seni mi istiyormuş? Evet. Ben de şaşırdım. Ama onun şakası yoktu. Ya beni kaçırırsa? Bu adam çizmeyi aştı ama. O her şeyi yapabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Ne yapabiliriz ki? Her şey Tamer yüzünden oldu. Başımıza bir sürü iş açtı ve kaçtı herif. Bu önemli bir olay Ceren. Bence biz yine Osman abilerle görüşelim de. Demek Melahat teyzenin siniri bu yüzden. Evet. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Aslında ben de bugün bu konu için geldim buraya. Bu konu için mi geldin? Evet. Tarık Bey sana evlenme teklif ettiğini söyledi bana. İşin gerçeği şaşırmadım çünkü bekliyordum. Ben de bekliyordum. Ama öyle zamansız oldu ki ne söyleyeceğimi şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse onunla evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Biliyorum. Çünkü onu hiç sevmedin sen. Ama birden böyle bir teklif alınca da şaşırdın değil mi? Evet. Bence kabul etmelisin. Kabul mü etmeliyim? Ama nasıl olur? Hep Asya'dan intikam almayı istemiyor muydun? İşte oldu. Eline bundan daha iyi bir fırsat geçemez. Peki ya Melahat abla? Ya Yiğit? Onların yüzüne nasıl bakarım? Yiğit'e düşünme. O bunları fazlasıyla hak etti. Melahat teyzeye gelince zamanla alışır. Burada senin hayatın mevzu bahis. Bilmiyorum ki. Sen bu teklifi kabul et. Yine de düşünmek istiyorum. Unutma, ben senin hep arkandayım. Biliyorum. Şimdi benim kalkmam lazım. Mahalledeki işlerim daha bitmedi. Hoşça kal. Güle güle. Şu yazıyı asalı kaç saat oldu hala müşteri çıkmadı. Vallahi film kadınsınız Hayri Hanım. Bu mahallede kimin gücü yeter şu motosikleti satın almaya be? Sergilendiği yerde Hayriye Galeri. Bizden ben Bilge'den başkasını gördüğü yok ki motoru. Siz beni çekemediğiniz için böyle söylüyorsunuz. 2-3 gün içinde herkes duyacak, burası müşteri kaynayacak. Ya. İşte müşteriler de geldi. Ne işiniz var sizin burada? Osman abiyle konuşacaktık. Yine başınızı derde soktunuz değil mi serseriler? Ha? Sensin serseri. Bir şey yaptığımız yok. Tamam Hayri Hanım, sakin olun. Neden bu çocuklara bu kadar kızıyorsunuz bir türlü anlamadım. Gençlermiş. Bunların hepsi serseri. Bırakın siz onları da. Ne oldu onu anlatın. Yine babası o da abi. Verdik ya parasını. Ceren'e takmış abi. Bugün kızı sıkıştırmış. Para falan önemli değil. Ben seni istiyorum demiş. Bak sen terbiyesize. Şerefsiz herif. Sen onun kızı yaşındasın be. Çok korkuyorum Osman abi. Dur bakalım. Öyle kolay değil. Ne kolay değil canım. Adam kafasını koymuş işte. Yüz vermeseydi böyle olmazdı. Kim bilir ne yaptı bu? Hiç de öyle değil. Ne diyorsun sen? Yalan mı ha? Öbür çocuğu kaçırdın elinden. Şimdi babası adaya yanaşmaya çalışıyorsun değil mi? Ahlaksız. Dur kızım sakin ol. Hayri Hanım şimdi söyleyecek laf mı bunlar? Gerçekten çok ayıp. Çocukların dertleri başlarından aşkın. Doğruyu mezardan mı söyleyeceğim ha? Senin söylediklerin doğru değil ki. Sana öyle geliyor. Tamam tamam sakin ol. Çocuklar siz şimdi gidin. Ben bu işi hallederim merak etmeyin. O herife çok yüz verdik ama benim daha kim olduğumu bilmiyor. Tamam abi. Senden haber bekliyoruz o zaman. Tamam çocuklar. Ceren sen de ortalıklarda pek görünme. Ve bir süre hiç yalnız gezme tamam mı? Peki Osman abi. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hey çocuk. Gel gel. Ne var? Bu motoru sana satayım mı? Bana mı? Evet. Bir şeyler yaparız aramızda. İster misin? İstemiyorum ben motor falan. Hayri Hanım. Vallahi pes yani. Hani bu çocuğu sevmiyordunuz? Ticarette böyle şeyler aranmaz. Siz işte bu yüzden kaybediyorsunuz. Ticaret hayatı duygusallığı kaldırmaz. Oo yanlış yapmışlar. Ekonomimizin başına Hayri Hanım'ı getirselerdi keşke. Vallahi çok haklısın Mahmut abi. Yine gelmeyecek herhalde. X-Men her zaman aynı şeyi yapıyor. Ve ben de her zaman ona inanıyorum. Alo? X-Men sen misin? Neredesin peki? Evet o kavşağı biliyorum. Yine beni atlatmayacaksın değil mi? Hayır canım. Bana inan. Özlemle seni bekliyorum. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak.
Bugün beni göreceksin. Eğer beni seviyorsan gelirsin. Bu iş bu kadar. Evet Tarık Bey, küçük kızını çok özleyeceksin. Sayende biz sevdiklerimizi yıllarca özlemiştik. Ha, hoş geldiniz. Motor için geldiniz değil mi? Motor mu? İşte bu motor hanımefendi. Hiçbir kusuru yok. Oğlumun da eğitim için yurt dışına gidecek. O yüzden satmaya karar verdik. Yoksa inanın satılacak motor değil. Motor falan alacak değilim. Ben buraya şey için geldim. Siz? İşte bu beyle konuşmaya geldim. Hı? Merhaba bin bir surat. Ne işiniz var burada? Size her şeyi bildiğimi söylemiştim. Hı? Kim bu hanım? Yine neler çeviriyorsunuz? Hayri Hanım, lütfen susar mısınız? Evet, hepiniz susun ve benim sorularımı cevaplayın bakalım. Bizden ne öğrenmek istiyorsunuz ki? Bildiğimiz her şeyi size anlatmıştım. Ha. Ben her şeyi anlattığınıza o zaman da inanmamıştım. Ve dün gördüklerim haklı olduğumu ortaya çıkardı. Dün ne gördünüz ki? Sizi gördüm, bankada. Ne var ki bunda? Bankaya gidemez miyim yani? Tabii ki gidebilirsiniz ama sizden önce o bankadan Tarık Bey çıktı. Sizce bu rastlantı mı? Tabii rastlantı. Ben şövmektim yani maalesef. Bana hikaye anlatmayın. Gerçekleri istiyorum, yoksa inanın sizin için hiç iyi olmaz. Biz doğru söylüyoruz. Siz bilirsiniz. Bundan önceki sefer Mahmut Bey'in hayatını kurtarmıştım. Ama şimdi bana bir can borçlusunuz. Ya gerçekleri söyleyerek bu borcunuzu ödersiniz ya da sizin için hiç iyi olmaz. Ne yapabilirsiniz ki? Benim gücümü sınama bin bir surat. Bu sizin için hiç iyi olmaz. Size bir gün mühlet. Kim bu kadın? Bu sefer atlatmayacak herhalde beni. Çok heyecanlıyım. Sonunda onunla buluşacağım. Baba, seninle konuşabilir miyiz? Şu anda müsait değilim. Bu dosyaları incelemem lazım. Konuşmamız gerekenler o dosyalardan daha önemli. Ne var Aslı? Bunu ben size sormak istiyorum sevgili babacığım. Dün Yiğit sizinle konuşmak istemiş. Sıkıntınızı sormuş. Zamanı geldiğinde size açıklayacağım demiştiniz. Evet, zamanı geldiğinde açıklayacağım. Ben bunu şimdi öğrenmek istiyorum babacığım. Konu o Yeşim denilen kadınla ilgili değil mi? Aslı, onun adını anarken daha dikkatli ol. Anladın mı? Onunla mı ilgili babacığım? Bunu öğrenmek benim hakkım. Evet, onunla ilgili. Ne olacak? Bak baba, daha önce söyledim, yine söylüyorum. Eğer onunla evlenmeye kalkarsanız beni de Yiğit'i de bu evde göremezsiniz. Bunu sakın unutmayın. Öyleyse siz de şunu unutmayın. Sadece evi değil, size sağladığım bu lüks hayatı, bu işi de siz göremezsiniz. Sadece evi değil, bu yaşamı terk edeceksiniz. Bunu unutmayın. Peki baba, öyle olsun. X-Men'in tarif ettiği yer burası. Ama hala gelmedi. Melis. Evet. Ben X-Men tatlım. Ne? X-Men sen misin? Hadi arabaya bin de gidelim tatlım. Yok yok, ben binmek istemiyorum. Ben gitmek istemiyorum. Sana bin dedim. Hadi. Bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Sevgi çocuğun yüreğinde tanır. Güzel umutlar yaşasın içinde. Gözlerinde hep ışık olsun senin çocuğun. Dünyaya böyle bak sen.
içinde.